Merhaba arkadaşlar, ben Emre Koçlu. Evet, şu an ne yapıyoruz? Işık Hızıyla İngilizce Derslerimizin 15. bölümünde arkadaşlar sizlerle beraberiz. Şöyle bir flashback yapalım arkadaşlar. Ne yapmıştık? İşin en başından itibaren zamanlarımızı görmüştük. 4 tane zaman görmüştünüz. O 4 tane zaman peşine biz ne yaptık? Daha en konusunu işlemiştik, değil mi? Daha ne sonra ne yapmıştık? İçin, mekmak için farkını yerleştirmiştik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu yeni bir konuya giriş yapıyoruz. Konumuzun ise arkadaşlar İngilizce'de 2 tane fiilin yan yana kullanımı meselesi. Yani buradaki sıraya dikkat ederseniz biz de ne yapıyoruz? Bakın şöyle bir şey geliştirin şimdi. Biz önce bir ne yaptık? Tabanı bir attık. Şimdi o odanın içerisimiz güzelleştiriyor. Yani evin odaları bir böyle salon haline gelsin. Bir tane mutfak olsun değil mi? Bir tane tuvalet olsun. Bir tane banyo olsun. Yani İngilizcenizi böyle biz bezeyerek devam edeceğiz. Dolayısıyla ne yapmanız lazım sizin? Kendi ölçülerinizle evinizdeki o çalışma işini artık kitaplarınızla beraber muhakkak hızlandırmanız arkadaşlar fayda vardır. O zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar bugün? Bu dersimizi biraz dikkatli dinliyoruz. Çünkü Türkçe senkronizasyonu biraz daha diğerlerine göre sıkıntılı. Ama beraber yaşayacağız. Sıkıntı etmeyin. Ben sizin yanınızdayım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Öyle tam teşhisini İngilizce yazmıyorum ben bunu. Diyoruz ki iki fiil kullanımı diyorum. Ne anlıyorsun bundan? Ha, bu şu demektir. Cümle içerisinde iki tane fiil var demektir. Bakın birinci kuralım bir kere şu. Önce Türkçe ifadeyle iki tane fiil peş peşe kullanan bir cümle hayal et kendi kendine. Ne olur mesela? Ben sabahları erken kalkmayı sevmem. Bak yazalım beraber tahtaya. Ben sabahları erken kalkmayı sevmem. Şimdi o sana burada zihne çarpı yani böyle bir titreşim yapacak olan yer neresi biliyor musun? Buradaki şey ne? Farklılık ne? Normal bir cümlenin bu cümlenin farkı niye diye şey yaptığın zaman, düşündüğün zaman sen şimdi cümlenin sonuna gidiyorsun ya. Bak cümlenin sonuna gittin. Senin iki fiil kullanımındaki dikkat edeceğin önce yeri belirliyorsun bir kere. Önce bir teşhis. Ne yapacaksın yani? Sevmenden önceki kelimeyi bir çek ediyorsun. Bak ne var? Kalkmayı ifadesi var. Yani bir kalkmak var, bir de sevmek ifadesi var. İşte biz Türkçe cümlelerimizde iki fiil kullanımını demek ki nerede görüyormuşuz? Cümlenin sonunda görüyormuşuz. Tamam bak, önce tespit. Yani böyle ezberi iş yapmıyoruz. Kalkmayı sevmem. Başka ne olabilir bu? Gitmeyi düşünmüyorum. Bak, gitmek, düşünmek. Başka ne olabilir? Almayı istemiyorum. Almak, bir istemek var. Bak, gitmeye karar verdim. Bak, bir gitmek, bir de karar vermek. Birinci kuralın bir kere bu bak. Birinci kuralın neymiş? İyi dinle. Birinci kural, bu Türkçe ifadede son iki kelimede kendisine varlık buluyor. Yani sen ne yapıyorsun? Son iki kelimede fiil artı fiil kullanımı varsa, bu senin için iki fiil kullanımına karşılık gelir. O zaman İngilizce'de böyle bir uygulama yapman zaruri hale gelmiş olur. Birincisi bu. İkincisi, sizi için, mekmak için konusunda, orayı şimdi hatırla, geçen derste, ondan daha önceki derste, daha ve en konusunda bir şeyin altını çizerek size bu uyarı yapmıştım. O uyarı neydi? Orada bahsetmiş olduğum konuların, öğrenmiş olduğum zamanlarla veya hareketlilik ve hareketsizlikle bir alakası yok demiştim. Şimdi aynı mesele burada var. Buradaki mesele ne? Zamana bağlı bir süreç gelişmiyor. Yani ben bu ifadeyi geçmiş zamanda kullanayım, şimdiki zamanda kullanayım, gelecek zamanda kullanayım gibi bir ayrımın söz konusu değil. Her türlü zamanda bunu yaparsın. Ben niye bunu devamlı altını çiziyorum sana? Niye altını çiziyorum? Biz çünkü Türkiye'de her şeyi geniş zaman üzerinden öğrettiğimiz için İngilizce'de. Biz dahalı elini de geniş zamanla öğretiyoruz, değil mi? Mekmak için de geniş zamanla öğretiyoruz. Daha büyük diyoruz, daha küçük diyoruz. Yani bizde her şey geniş zaman üzerinden gidiyor. Öğrenci bu sefer diyor ki ya kardeşim ben ne yapacağım? Geçmiş zamanda ben şimdi hiç işte kalkma, işte gitmeyi düşünmedin diyemeyeyim mi? Tabii ki diyorsun. İşin kolayına kaçmıyorsun ya. Ne yapıyorsun? İlk kural neymiş? Cümlenin sonundaki iki kelime varsa, bu iki kelimede fiilse, ha demek ki benim bu cümlede iki fiil kullanım var deyip oradan bir rule, kural geliştirip ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. İkincisi de neymiş? Kullanacağın iki fiil kullanımı zamana bağlı değil. Sadece geniş zamanı değil, İngilizce'deki 14 tane zamanın hepsinde çok rahat şekilde kullanabilirsin. İkinci kuralında bu, altını çiz. Şimdi peki ne yapıyorum? Cümlemde şimdi
o farkı gördüm. Ha, bana şimdi bir şey çaktı zihnimde. İki tane fiil kullanımı var. Peki kural ne? Bak şimdi sana iki tane kural veriyorum. Bir tanesi %98 kullanacağın kural. Bak bir tanesi %98 attırabilirim de işte sen onu. 99 bile diyebilirsin yani. Tamam. İlk kuralın şu. Şayet iki fiil varsa, yani iki hareket varsa cümle içerisinde. Yani fiil ile hareket aynı şey biliyorsun. İki hareket varsa cümle içerisinde. Kuralın şöyle gelişebilir. Yani şuradaki gibi uygulama varsa. Önce bir tane oradaki hareketi söylüyorsun. İngilizcesini. Hareket. Sonra araya bir tane to getiriyorsun. To. Neye benziyor bu? Mekmak içindeki to'ya benziyor. Artı onun peşine bir tane hareket bir koyduğun zaman ne oldu şimdi senin için bu? Ne oldu? İki tane fiilin peş peşe kullanımı oldu. İlk kuralım bu. Hareket artı to artı hareket kullanımı yani. Tamam. Peki ikincisi ne? İkincisi ne? İki fiil hareket kullanımında bu sefer başka bir usulün var. O usul ne? O %99'un dışında %1'lik bölüm. Bak bu 99. Sen iki fiildeki kullanım 99, ifaden bu. Peki diğeri ne? Diğeri ne şu? Hareketi getiriyorsun. Tamam. Getiriyorsun. Ondan sonra bir tane daha bir hareket var. Bir hareket daha var. Farkı gördün mü? To yok arada. O burada. Bu sefer şu hareketin sonuna bir tane ink takısı ekliyorsun. O sen geçmiş bilgilerin de şimdiki zamandaki inkle bunu karıştırma. Yo'yla alakası yok bunun. Tamam. Hareket, hareket, ink. Yani demek ki iki fiil peş peşe geldiği zaman birinci kuralın 99 ölçüde geçerli ki en çok kullanacağın yapı budur. Hareketi getiriyorsun. Bir tane to, ondan sonra bir tane hareket daha. Peki burada ne? Hareket var. Hareket, bir hareket daha geliyor. O hareketin sonuna bir tane ink takısı yerleştirmek senin artık ikinci kuralın. Bu da şimdi sana %1 oldu mu? He. Demek ki mantık şimdi gelişti. Ben şu %1'likleri öğrendiğim zaman geriye kalan 99 tanesini çok kolay zaten yapabiliyor hale geleceğim. Peki o %1'lik dilime giren, değil mi? %1'lik dilime giren fiiller hangileri arkadaşlar? Biz onu şöyle düşünün. Biz genel İngilizce öğrencisi için, tamam mı? Bunu ne yapıyoruz? 4 tane fiille sınırlandırıyoruz ilk başta. İlerleyen konuları atlıyoruz ama zaten sayısı çok fazla değil. Yani şu an sana bundan 4 tanesini bilmen yeterli olacaktır. Bunlar nelerdir? Bak bir tane kutu yapıyorum buraya. Bunlar nelerdir? Bunun bir tanesi like. Bir tanesi love. Bir tanesi hate. Değil mi? Like, love, hate. En sonuncusu da enjoy arkadaşlar. Enjoy fiili. Yani hoşlanmak, sevmek, nefret etmek, zevk almak fiili. Sana diyor ki İngilizce bunlardan sonra artı bir tane hareket getiriyorsa o hareketin sonuna işte kural gereği bir tane ink ekle. Yani şuna bakarsan ben sabahları erken kalkmayı sevmem ifadesi var ya, bak gördün mü? Sevmek hangisi? Like de olabilir, love de olabilir. Artık bu cümlenin başında olacağı için bundan sonra bir fiil geliyorsa ki bak senin örneğine göre geliyor. Yani ne yapıyor? Kalkma ifadesi geliyor. O zaman ne yapıyorsun? Bu formülü uyguluyorsun. Bunun dışında hepsi için arkadaşlar bir tane formülüm var. Hareket artı to artı hareket kullanımını gündemine alıyorsun. Buraya kadar sıkıntı yoksa şimdi tahtayı siliyorum. O örnekle beraber sen bu notunu defterine al, tamam mı? Notunu defterine al. Bu arada bak kitaplarından sayfa 108 ile bu konu başlıyor. Bak bu konunun yanına bir tane yıldız koy, bak bu konu önemli. Sayfa 108 başlıyor. 109, 110, 111, 112, 113, 114'ün sonuna kadar arkadaşlar. Sayfa 108'den 114'ün sonuna kadar bu konu tekrarını oradan muhakkak yap, senin için önemli. O zaman şimdi tahtayı siliyorum. Beraber örneklemesine bakalım bir.
Bak tahtada kalsa şimdi burası. Örnek yapmıştık ya. Ne yapıyorum? En sona geldim. Sevmem var. Ne zaman sevmiyorum ben bunu? Yani sabah kalkma işi ne zaman sevmiyorum? Her zaman sevmiyorum. Demek geniş zamanda. Hareket var mı yok mu diyorsun ya. Sevmekten dolayı artık bir hareket var. Ona karar verdik. Bir şey değiştirmiyorsun bak yani. Yine anahtarı bulacaksın. Peki burada özne kim? Ben. Ben geniş zaman hareketli taraf sevmem diyorum. Olumsuz ifade. Anahtarın ne oldu? Düşün. Anahtarın ne oldu? Don't artı hareket bir anahtar oldu. Ben öznesi olduğu için. Tekil değil. Ben. O zaman ne yapıyorum? I don't artı hareket bir getir diyor ya. Senin şimdi kafana şu gelebilir. Hocam kalkmak hareketini mi önce getireyim? Yoksa sevmek hareketini mi önce getireyim? Her zaman sondaki hareket ilk önce tercih. Önce onu kullanıyoruz. Ondan sonra diğeri. Senin buradaki anahtarın ne? Asıl anahtarın sevmek anahtarı. Yani don't artı hareket bire yakışacak olan ifade o. Ne yapıyorum? I don't like. İstersen love ya, fark etmez. I don't like. Ha, like hangi gruba girdi? İkinci gruba, yani %1'lik giren ifadeler. Ne yap diyorsan ondan sonra bakıyorum ki burada, yani yapacağım bak, burası çok önemli. İki tane fiili bulmak istiyorsan, sonda fiil var ya, hemen onun dibindeki de bir hareketse o zaman çift hareket kullanımı vardır. Bu hareket değilse çift hareket kullanımı yoktur. Bu kadar formülün yani. E bakıyorum ben, kalkmak hareketi var yani. Ne yapıyorum? Like'dan sonra şunu getiriyorum. Neydi kalkmak İngilizce'de? Get up ifadesi değil mi? Get up. Şimdi ne yapıyorum? Buna bir tane ink getirmem lazım. Onu get'e getireceğim. Up'a değil. O çünkü phrasal verb. I don't like. Şimdi ne yapıyorum? Getting up. Gördün mü? I don't like getting up. Hangi kural yaptım ben şimdi burada sana? Like artı hareket ink kuralı oldu mu? Like artı hareket ink. I don't like getting up. Şimdi geriye kaldı? Bir erken kaldı. Bir sabahları kaldı. Değil mi? Ne yapıyorum? Hangisi önce gelecek? Sabahları zaman oldukça sonra gelecek. O zaman ne yapıyorum? I don't like getting up early. Erken. Şimdi ne yapıyorum? Sabahları. In the morning ifadesi. İsteyen bunu in the morning şeklinde de yapabilir. I don't like getting up early in the morning. Ben sabahleyin erken kalkmam ifadesi yani. Ne çarpıyor gözüme? Şuradaki ifade. Like'tan sonra bir fiil geldi. Onun sonuna ink takısı getirdim. Çünkü hangi grupta? Like, love, hate, enjoy'dan bir tanesi olduğu için. Bak karıştırma. Her sevmemden sonra bu gelmiyor. Bizim için önemli olan ne? İki tane fiil yan yana varsa bu kural var. İki tane fiil yan yana yoksa cümle sonunda zaten bunu kullanmana gerek yok. Evet, şimdi kitaplarımızdan ben size birkaç örnek vereyim buradan. Siz ona devam edersiniz yine. Bak cümlem şu. O benimle yaşamak istemedi. Gördün mü? O benimle yaşamak istemedi. Geliyorum. Bak sonra geldim, gördün mü? Sen şimdi bunu ezber yapıyorsun da normal zamanda da bunu böyle yapacaksın. Yani sondaki fiil hareketten önce bir hareket var mı bunun kontrolünü? Ben şimdi ezberi bu konuyu yaptığım için ezberi biliyorsun bunu. Ha, hoca zaten tahtaya bunu şey yazıyor. İki tane fiilli yazıyor. Önemli olan ne? İki tane fiilli konu olmazsa da sen bunu keşfedebiliyor musun? Senin başarın orada ortaya çıkacak işte. Ne yapıyorum? İstemedi. İstemeden önceki, çünkü burada istemek ifadesi var. Bir hareket. Bir de onun da ne var? Yaşamak hareketi var. Ha, demek ki cümlemde iki tane fiil kullanımı var. Yine Türkçesi bunu karşılıyor. Peki ne yapıyorum ben şimdi? Kim istemedi? O. Ne zaman istemedi? Geçmiş zamanda istemedi. Şimdi yukarıdaki cümleye bak. Bu cümle hangi zamandaydı? Geniş zamandaydı. Bu cümle hangi zamanda? Geçmiş zamanda. Farkını gördün mü? Demek ki yani ben bunu hep geniş zamanda uygulayacağım diye bir kural gündemine almıyorsun. Senin için tehlikeli bir ifade yani. O zaman diyorum ki geçmiş zamanda istemekten dolayı hareket var. O öznesi, anahtarı ne oluyor? Olumsuz olduğu için. Bak şimdi oradaki tablodan. Didn't artı hareket bir kullanmanı istiyorsan İngilizce. Anahtar yazan yere. Yaz şimdi. She
İstersen iyi yap, sen bilirsin. Şimdi anahtarını koy. Didn't. Artı hareket bir diyor ya. İstemeyi mi koyacağım, yaşamayı mı? Tabii ki istemeyi. Her zaman sondaki fiili başa alıyorum. Want. Ben şimdi ne yaptım? İstemedi. Bana yetti mi? Yetmedi. Bana yaşamak istemedi lazım çünkü. Peki want dediğim ifade o dört tane özellikli fiil arasında mı? Değil. O zaman ne yapıyorum? Bu normal klasik 99'luk bölüme giren, yani fiili kullan, araya to'yu getir, sonra bir tane daha hareket koy ifadesi. She didn't want. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane to getiriyorum araya. To. Şimdi hemen yaşamak fiilinin peşine yerleştiriyorum. She didn't want to leave. Yaşamak fiili. O yaşamak istemedi şimdi oldu iki fiil kullanımında. Geriye ne kaldı? Benim ile ifadesi. Benim ile. Yani ile ne İngilizce'de? With me diyorsun. Ona dikkat et. With my deme. Hani benim var ya burada. Benim var ya. Ha hocam bu benimin karşılığı my dersen olmaz. Biz ne yapıyoruz bunlarla birlikte? With, for, in, of ifadelerde. O biz object bölüm, nesne bölüm tercih ediyoruz. Çünkü sen buraya my dersen, my'dan sonra aitlik olduğu için bir kelimenin gelmesi lazım. O hataya düşme. Ne oldu yani? She didn't want to leave with me. Ne oldu? O, bak şimdi cevap çevirisini aynı taktik uygula yine. O benimle, gördün mü? Benimle yaşamak istemedi ifadesi. O benimle yaşamak istemedi. Şimdi siliyorum. Birkaç örnek daha yapalım beraber. Gördün mü? O diğer cümleyi geniş zamanda yaptım. Bu cümleyi geçmiş zamanda yaptım. Yani zaman takılma. Sen ne olman lazım? Anahtarlar şu an vakıfsın. Vakıfsın. Hangi anahtarlar istiyorsan o anahtarla o zamanla işini çok kolay yürütebilirsin. Bak demişim ki mesela ben yıllardır Amerika'da çalışmayı planlıyorum. Ben yıllardır Amerika'da çalışmayı planlıyorum. Geldim sonra. Planlamak. Fiil mi? Hareket mi? Hareket. Planlamak hareketi. Ondan öncesine bakıyorum kelimeye. Çalışmak. Çalışmayı ifadesi. Bak bu da bir hareket. O peş peşe geldiği için buradaki M'ye M'ye takılma. Çalışmak ifadesi. İki fiil kullanımı yine burada var. Yani bunun bir tanesi work ifadesi. Bir tanesi de plan ifadesi. Planlamak yani. Peki bakıyorum şimdi. Yıllardır Amerika'da çalışmayı kim planlıyor? Ben. Cümle hangi zamanda? İyi bak şimdi. Normalde baktığımı ne olacak bu cümle? Geniş zaman duruyor değil mi? Ama seni geniş zamandan çıkaran bir şey var. O geniş zamanlığı bozan bir ek var orada. Hangi ek o? Yıllardır ifadesi. Dır ifadesini nereye atıyordu? Dünden bugüne zamanını atıyor. Yani senden bir tane for kullanmanı istiyor cümle içerisinde. Zaman iki olarak son tarafta. Yap o zaman şimdi. Cümden dünden bugüne zamanında. Doğru mu? Hareketli tarafta. Evet. Ve hatta iki tane hareket beş birçok kullanımı var. Ben özneli ve olumlu cümle. Anahtarın ne oluyor? Have artı hareket. Üç anahtarın senin buradaki anahtarındır. Al şimdi. I have. Gördün mü? Şimdi ne yapıyorum? Artı hareket 3. Hangisi gelecek? Planlamak mı, çalışmak mı? Önce planlamak. Sondakini alıyorsun. I have. Şimdi 3 yapıyorum bunu. Planned. I have planned. Değil mi? Planlıyorum. Şimdi ne var bana burada? Bir diğer fiil var ya, çalışmak. Peki plan ifadesi like, love, hate, enjoy'den bir tanesi oluyor mu? Olmuyor. O zaman 99'luk birime girdiği için genel geçer bir kural ikisine giriyorum orada. Araya bir tane to getiriyorum. I have planned to. Şimdi ne yapıyorum? Work. Yani bak, senin şimdi burada niye ilgini çekiyorum biliyor musun? Şurayı değiştirmiyorsun.
Aktif cüme yapılarına. Bak bu zamana bağlı olan yer burası değil. Sen anahtarınla oynayarak ilk tarafta değişiklik yapıyorsun. Yani bak burada ne oldu? Plan üçüncü hali oldu. İlk cümlede neydi? Don't ifadesi vardı. Hareket bir kullandın. İkinci cümlede neydi? Didn't ifadesi vardı. Didn't tarafı hareket bir. Yani sen uygulama yaptığın, üzerinde çalıştığın, değişiklik yaptığın yer master hareket. Yani sondaki hareket. To'dan sonraki hareket dokunmuyorsun bu cümlelerde. O aynen kalıyor. Tamam? Buna hiç dokunmuyorsun. Bunu bozma. Burayı değiştir yeter. Buradaki filonu yeter. I have planned. Yani burası dünden bugüne oldu. Burayı dünden bugüne yapayım diye bir uğraş kendine bulma yani. Tamam? I have planned to work. Ha? Çalışmayı planlıyorum oldu şimdi. Bir yıllardır kaldı. Bir de Amerika'da kaldı. Ne yapıyorum? Önce yer. In America. Tamam. Şimdi de yıllardır ifadesi. Dırdır yapıyordu. For years. I have planned to work in America for years. Check it. Ben. Bak ben. Yıllardır Amerika'da çalışmayı planlıyorum dersen tak 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 yeri oturmuş olur. Kendi çektiğini oradan yapmış olursun. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Bugün ne yapmış olduk? İki fiilin peş peşe kullanım meselesini böyle hızlıca güzel bir mantıkla size anlattık burada. Tekrar toparlıyorum işi. İki tane fiil kesinlikle Türkçe cümlelerin en sonunda yer alır iki fiil kullanımı. Oradan hemen kendine bir mesaj atıyorsun. Ha demek ki burada ne var? İki fiil kullanımı var deyince onun İngilizce yansıması ne oluyor? Ya hareket var, araya to geliyor, ondan sonra bir hareket kullanımı daha var. Bu birinci kuralı ki %99'luk kesimi bu kapsıyor. Öyle değilse son kelimeye baktın. Eğer son kelimen şu hareketten oluşuyorsa like, love, hate, enjoy yani sevmek, hoşlanmak, nefret etmek veyahut zevk almak fiilleriyle birlikte başka bir hareket gündeme geliyorsa o zaman o hareketleri başa alıyorsun. Ondan sonra gelen hareketin sonuna ing takısı koyarak iki tane fiilin peş peşe kullanımını sağlamış oluyorsun. Arkadaşlar bugün bu kadar. Ne yapıyorsun? Kitaplarınızı, örneklerinizi bol bol çözün lütfen. Artık bu saatten sonra kitaba çok ihtiyacınız var. Örneği arttırma adına. Eğer bize bir şey isterseniz her zaman buradayız. Bizi Instagram'a yazabilirsiniz. Lütfen like atmayı unutmayın bize. Hepinizi seviyorum. See you next lesson. Bye.